كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Buraya kulak verin arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu hadisi Allah rızası için dinleyin. Çok acayip bir hadis-i şerif. Çoğunuzun kafası yanacak bu hadis-i şerifte. Şöyle buyurdu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Dünyada ve ahirette lanetli iki ses vardır. Dünyada ve ahirette lanetli iki ses vardır. İki ses. Bir, musibet anında ağlama sesi. Musibet anında ağlama sesi. Bu ne demek arkadaşlar? Ölüm hak mı? Hak. Hepimizin anası, babası, çoluğu, çocuğu ölebilir mi? Ölebilir. Ama bu musibet geldiği zaman kim inna lillahi ve inna ileyhi racun derse bu kafadan kurtarıyor. Bakın bir kutsal hadis-i şerifte Rabbimiz buyuruyor. Ey meleklerim, ben falanca kulumun sevdiğini aldım, parçasını aldım, evladını aldım. O ne tepki verdi? Rabbimiz Bilal'de soruyor. Bak Bilal'de soruyor. Burada bir hikmet var. Ya Rabbi, o kulun dedi ki İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Allah Celle Celle buyurdu. O kulumun sevabını ben bizzat yazacağım. Siz karışmayın. Bak. Arkadaşlar ağlanabilir. Bak gözyaşı ayrı. Sahabelerden biri baktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlıyor. Çocuklarından biri öldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeynep annemiz olması lazım. Dedi ki ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Dedi ki bu gözyaşları merhamettendir. Bak gözümüzden yaş akacak ama kardeşim bizimkiler ortalığı yıkıyor. Olmaz. Yasak. Bakın eskiden ne vardı biliyor musunuz? Cahiliye döneminde. Şu zaman yapan varsa bilsin ki cahiliye döneminin işlerini yapıyor. Zılgıt yapan kadınlar varmış. Zılgıt. Sırf parayla tutulup, bakın ha parayla tutulup zılgıt çeksin diye kadınlar tutularmış. İşte cenazemiz var. Al şu kadar parayı. Cenazede işte zılgıt yap, ağla, bilmem feryat figen. Niye? İşte sevenleri çok desinler diye. Müslümanlıkta böyle bir şey var mı? Allah rızası için konuşuyorum ya. İsyandır bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabrin başına gitti. Baktı bir kadın ağlıyor çocuğun kabrinin başında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona kadına yanaştı. Hani böyle bir hani sakin ol, ağlama böyle bir şey yaptı, anladın mı? Sakin olalım birkaç kelime söyledi. Kadın dedi git başımdan dedi. Sen dedi benim başıma gelene sen biliyor musun dedi. Sahabeler dedi ki sen ne yapıyorsun dedi Allah Resulü. Kadın görmedi ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Hemen koştu ya Resulallah affet dedi. Hani senin olduğunu bilemedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona niye kızmadı? Dedi bak kabrinin başına bunu yapman doğru değil. Feryat figan yok. Arkadaşlar lanetli ses. İsyan ediyorsun Allah'a. Ne diyor Rabbimiz Celle Celaluhu? Kim benim kazama, kaderime, gönderdiklerime razı gelmezse benim göklerimin altına çıksın, kendine bir başka Allah bulsun dedi ya. Var mı böyle bir şey? Bulabilecek mi? Hangi göklerden kaçacaksın? Nereden gideceksin? Her yer Allah Celle Celaluhu mülkü. Nereye gideceksin? Rabbim bir tehdit ediyor. Gitsin benim göklerimin altına, kendine bir başka bir Rab bulsun diyor. Bak bakayım bulabileceğim mi? Dikkat edelim. İsyan etmeyeceğiz. Başına çocuğun ayağı kırılmış, bacağı kırılmış. Ne bileyim çocuk şeyden düşmüş, kafası kırılmış. Ana başlıyor. Ulan ne oluyor? Kızılderili gibi. Öyle kardeşim ya. Tamam da kardeşim. Eyvallah sabır. Bak tamam bak şöyle bir şey var. İlk o anda insan hani zor gelebilir. Ama frenlemek lazım. Böyle hani nasıl diyeyim ya? Tamam zor bir şey. Evlat ölmesi, ana baba ölmesi zor. Ama sabır inşallah ya. Sabır inşallah arkadaşlar. Rabbim bize o sabrı nasip etsin. Amin. Amin. İkincisi. Nimet anında çalgı sesi. Geldik mevzuya arkadaşlar. Bizde ne var arkadaşlar? Rabbim Celle Celle mesela atıyorum insanın mutlağını ne olabilir? İşte çocuğu olur atıyorum işte Toki'den ev çıkar. Misal diyorum ya da ne bileyim. İşte atıyorum bir mahkemesi vardı mahkemesini kazandı. Ya da işte hanımı hamile onun haberini aldı. Ya da iş başvurusu yaptı onun haberini aldı. Bir mutlu haber aldı. Mutluluk anında... Yani nimet anında, nimet. Rabbin ona bir ne yaptı? Bir nimet verdi. Bunların hepsi ne arkadaşlar? Nimet. Çocuk, nimet. İşte ev çıktı, araba çıktı. Bunlar nimet. Rabbimizin bir ikramı. Nimet anında diyor, çalgı sesi, çalgı çalmak. Biz nasıl, ooo, ağabey kaynara çal oradan be kızancık. Yo,
Arkadaş hemen ya Rabbi hemen ooo getir darbukaları ooo oradan bir şemame çalıyor. Oradan Tivoli İsmail hera vera vera vera. Oho. Oturmaya mı geldik be yakka aldım ellerinizi. Lan ne oluyor? Müptezeller lan hemen bizimkiler. Bak hemen halay başı mendilleri hazırlayın davulunu çalacağım. Mübarek adam nimet anında diyorum. Hadis-i şerif okuyorum sana lanetli ses ya. Nimet anında çalgı sesi. Vur patlasın çalanızın. Hoppala başan mal kara keşen. Oh hoppala yavrum yaz geldi çarşıya kiraz geldi. Döktürüyor. Arkadaşlar yatacak yerimiz yok bence ya. Var mı arkadaşlar? Yok. En ufak bir şeyde. Ne var? Arkadaşım asker eğlencesi var. Aç oradan tesisattan. Papi çüylü o bilmem ne çüylü o. Ya konuşacak çok şey var da ondan sonra millet bana sövüyor ya. Hakikaten bak. Ya sen de her şeye karışıyorsun da. Ben her şeye karışmıyorum. Ben sana hadis okuyorum. Hadis okuyorum ben sana. Nimet anında ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Çalgı sesi. Lanet diyor bela. Nimet geldi. Ne diyor arkadaşlar? Elhamdülillah. Rabbim sana şükürler olsun. Ne yapacağız arkadaşlar? İki rekat şükür namazı. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Sadaka da atacağız. Sadaka hemen bak. Nimet, güzellik işte çoluk çocuk, sevinç, müjdeli haber. İşte oğlan tezkere aldı bilmem ne. İşte torunun oldu. İşte çocuğun oldu. Bir şey oldu. Hemen elhamdülillah. Hemen falancere sadaka. Eskiden nasıl arkadaşlar? Osmanlı icadımız atıyorum işte koyunlar kesilsin. İşte inekler kesilsin. Fakire fukara et dağıtılsın. Bizde nasıl? Aç baba oradan DJ Tiesto. Tövbe estağfurullah. Herkes işi gücü bırakıyor. Boş boş işler peşinde. Rabbim bizi boş işlerden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar. Şimdi millet de hemen altına bulan diyor bu bunların hepsini nereden biliyor? Arkadaşım ben burada çıkışta şemem oynamıyorum. Çıkışta biz burada halay çekmiyoruz. Her zaman söylüyorum arkadaşım bizim cemaatteki adamların hepsi zaten sokaktan gelme adamlar. Biz de sokaklardan geldik. Ben medreseden çıkıp buraya gelmedim. Ya da gökten zembille inmedim buraya. Sokaklardan geldik. Biliyoruz. Görüyoruz. Duyuyoruz. Ay TikTok, Instagram, Facebook her şey çıktı. Videoların insanı gözüne sokuyorlar. Yok neymiş? Baby Shower'mış. Baby Shower diye bir parti çıktı. Neymiş efendim? Çocuk cinsiyeti belirleme partisi miymiş? Neymiş? İşte kısa bilmem pemberek patlatıyorlar. Erkekse mavinek patlatıyorlar. Koca bak adamlar koca bir salon tutuyorlar. Koca salon ya sadece cinsiyeti belli oldu. Çalgılar, çengiler, içkiler, haramlar, yasaklar. Aman ya Rabbi. Bu beladır arkadaşlar. Bu bela olarak bize yeter de artar bile. Hadisi tekrar okuyorum. Ne buyurdu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? Dünyada ve ahirette lanetli iki ses vardır. Bir, musibet anında ağlama sesi. Bela gelirse sabret. Yani ağlayabilirsin ama feryat figan olmasın. Feryat figan olmasın. Sabır inşallah. İkincisi, nimet anında çalgı. Nerede geçiyor arkadaşlar? Bezzar.